Kılıçdaroğlu, ateşle oynama. Türkiye'ye içeriden dışarıdan bir saldırı var. Beka mücadelesi veriyor Türkiye. Fakat ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özür dilerim ama FETÖ'nün siyasi imamı gibi konuşuyor. 15 Temmuz'un yıl dönümünün yaklaştığı bir zaman diliminde darbeci FETÖ'cüleri ve efendilerini aklayacak işlere soyunuyor. Dahası darbenin yıl dönümüne bir ay kala Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını bahane ederek adalet çağrısıyla halkı sokağa çağırıyor. Bunlar akla ziyan işlerdir. Tehlikeli işlerdir. Hem de çok tehlikeli. Oysa mevzinin korunması, tek yürek, tek bilek olunması, iç ve dış saldırıların ortaklaşa püskürtülmesi gerekiyor. İnsan 15 Haziran tezgahı bu mu yoksa diye sormadan edemiyor. Adalet sistemine neşter şart. Türkiye'de adalet sisteminin yara aldığı aşikar. Bunun nedenleri de biliniyor en azından ilgililer tarafından. Adalete güveni sarsan son hadiselerden biri hafta sonu yaşandı. Bunu şöyle yazmıştım sosyal medyada. FETÖ'yle zırnık kadar ilgisi olmayan canım kardeşim, öğrencim Serdar Aslan tutuklandı hem de iftarda. Çıldırtmak mı istiyorsunuz adamı? Şu kesin artık birileri Erdoğan'ın dolayısıyla Türkiye'nin altına oynuyor. O akşam onlarca masum Serdar tutuklandı. Neredeyse hiçbir araştırma filan yapılmadan yaka paça içeri atıldı. Uykularım kaçtı benim. Yüreğim kan ağlıyor hala. Bu KHK'larla suçsuz yere içeri atılan çok sayıda insan var. FETÖ, hükümet karşıtları vesaire gece gündüz bu konuyu gündeme taşıyor sosyal medyada. Hükümeti vurmak için iğrenç bir şekilde kullanıyor. O yüzden kimse FETÖ ile hiçbir ilgisi, ilişkisi olmayan mağdurların çığlıklarına sahip çıkmıyor. Hükümet bu konuda bir komisyon kurdu aylar önce. Fatih Altaylı ile teke tek yaptığımız bir programda benim çağrımdı. Komisyon kuruldu ama doğru düzgün çalışmıyor. Komisyonun süratle çalıştırılması, mağdurların sorunlarının hızla hal yoluna koyması gerekiyor. İşte ana muhalefet bu konuyu çözecek adım atmak, bunun için hükümete yardımcı olmak yerine ne yapıp edip Erdoğan'ı devirmeye odaklanmış durumda. Bunun içinde hem mağdurları sömürmekten hem de FETÖ'nün sözcüsü ve görcüsü gibi hareket etmekten çekinmiyor. Görünen manzara bu. Türkiye'nin adalet sistemi çok sorunlu. Bunu herkes biliyor. Adaletin olmadığı yerde sulh, selamet olmaz. Kardeşlik olmaz, barış olmaz. CHP'nin adalet meselesiyle ilgilenmesi ana muhalefet partisi olarak görevi. Ama CHP'nin derdi adalet değil, Erdoğan'ı devirmek. Bunun içinde ne gerekiyorsa her yolu denemek. Şunu herkes görüyor. Erdoğansız bir Türkiye kaosun eşiğine sürüklenir. Eğer CHP bunu göremiyorsa neyi görüyor acaba? Zaman, mevziyi koruma zamanı. Mevzi, vatandır. 15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken, gerekçesi ne olursa olsun Türkiye'yi kaosa sürükleyecek işler yapmak, bu ülkenin trajikomedisi. Trajikomedisi, çünkü önümüzde tankların altına yatan, tanklara karşı göğsünü siper eden, ülkeye yapılan saldırıyı destansı bir direnişle püskürten bir halkı var. Biz bu halkı ve bu destanı konuşacağımıza, ülkeyi yeni bir kaosa sürükleyecek tehlikeli çağrılar yapıyoruz. Olmaz. Zaman mevziyi koruma zamanı. Mevzi vatandır. Mevzi dünyanın bütün mazlumlarıdır. Vatanı da mazlumları da kurda kuşa yem edemeyiz. Mevzilerini koruyamayanlar muvazenelerini de yitirirler ve tarihin önünde hesap veremezler. Sözün özü, Türkiye iç ve dış saldırılarla boğuşurken isyan çağrıları yapmak, ülkeyi kaosa sürükleyecek çağrılarda bulunmak, kendi ayağımıza kurşun sıkmaktır. Ülkenin bütünleşmeye, yek vücut olmaya, tek yürek, tek bilek kenetlenmeye ihtiyacı var. Kaosa ve birbirimizle boğuşmaya değil. Unutmayalım, Zor zamanlarda birlik olmasını bilmeyenler dirlik yüzü göremezler.